Football Manager, kısaca FM, Sports Interactive tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan bir futbol menajerliği simülasyon oyunudur. 2004 yılında Sports Interactive'in dağıtıcı Eidos Interactive'den ayrılmasıyla Championship Manager isim hakkını kaybeden SI, seriye Football Manager ismiyle devam etme kararı aldı. Dağıtıcı, Eidos'tan ayrılan Championship Manager'ın yaratıcısı Sports Interactive, 12 Şubat 2004'te çalışmalarına Futbol Manager adı altında devam edeceğini duyurdu. O günlerden bugüne kullanıcılarına çıkardıkları oyunlarda bazı yeni değişiklikler sunan ve yıllarca süre gelen kemik bir oyuncu kitlesi edilen FM ekibi özellikle Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Fakat geçtiğimiz yıl Unity oyun motoruna geçileceğini ve oyunun biraz değişime uğrayacağını oyuncularına duyuran Sports Interactive bu nedenle Football Manager 2024'ü minimal değişikliklerle satışa sundu. Bütün ekibin oyunun 2025 serisine konsantre olacağını ve oyuncularını yeni challenge'larla baş başa bırakacaklarını açıklayan yapımcılar 2024 yılının Kasım ayında çıkacağını duyurdukları yeni serinin ani bir kararla 2025 yılının Mart ayına ertelendiğini duyurdu. Peki, 2 ay öncesinden hazır olduğu düşünülerek ön siparişi açılan ve oyunun içinden görüntüler yayınlayarak oyuncularını heyecanlandıran Sports Interactive, bir anda oyunun normal çıkış tarihinden 4 ay sonrasını erteleyerek ne amaçladı? Ön sipariş verdiğini söyleyen kullanıcılara, isterseniz iade edebilirsiniz şeklinde cevap veren firma, kitlesini aslında sandığımız kadar önemsemiyor mu? bu gibi soruların cevaplarını bulabileceğiniz Segundo Volante'nin yeni bölümü Futbol Manager çevresinde oldukça tanınan konuklarımızın da katılımıyla başlıyor. Uğurcan selamlar. Futbol Manager 2025'in çıkış tarihi Mart 2025'e ertelendi. Bununla alakalı düşüncelerimi seninle paylaşmak istedim. Futbol Manager 2025'in ertelenmesi aslında bir skandal. Skandalın da altına imza atan oyunun yapımcıları. Çünkü oyunun 26 Kasım'da çıkacağı yine bu görmüş olduğunuz resmi istede açıklanmıştı. 26 Kasım'da Futbol Manager 2025 çıkıyor diye sonrasında oyun ön siparişi açıldı. Bu çok heyecan verici bir süreç. Yani oyunu alıp dijital kütüphanenize ekliyorsunuz. Bir buçuk ay sonra Football Manager 25'i ilk oynayan oyunculardan birisi olacaktınız. Ya yani 10 Ekim'de şu yanımda görmüş olduğunuz açıklama yayınlandı siteden ve Football Manager 2025 Mart 2025'e ertelendi. Şimdi oyunun ertelenmesi oyunla alakalı çıkışıyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadan oyunu ertelemek en azından süreci biraz daha hafifletebilirdi. Ya da bu oyunun yetişip yetişmeyeceği zaten belli olur. Aylar öncesinden biz Futbol Manager 2024'e FM25 çıkana kadar resmi yamayı DLC paketi ücretsiz olarak vereceğiz veya çok işte düşük bir ücrete bu pakete FM24 oyuncuları sahip olabilecek ve yeni kadrolar güncel kadrolarla işte yenilenen lig kuralları vesaire her neyse bununla Football Manager 24'e devam edebilecekler diye bir açıklama olabilirdi resmi olarak yapılan yamalar paylaşılabilirdi. Ama bu da yok. Football Manager 25 ertelendi. Mart ayında çıkacak. zaten 2 ay sonra Mart, Nisan, Mayıs 2 ay sonra ligler bitecek. Football Futbol Manager'ın en zevkli oynanma dönemleri transfer dönemlerin hemen sonrasıdır. Yani şu an güncel kadrolar, güncel oyuncular inanılmaz keyiflidir. Futbol Manager'ı şu an oynamak en sıkıcı dönemlerde ligin hemen bitişidir. Yani futbol menajeri öyle bir dönemde çıkarmayı planlıyorlar ki belki de oyunun en keyifsiz dönemlerinden birisinde bu oyunu oynayacağız futbol menajer oyuncuları olarak. Aynı zamanda sitede iki satır okuyacağım size. Değerlendirmelerin ardından Sports Interactive zor olsa da futbol menajeri 25'in yayınlanmasını biraz daha erteleme kararı aldı. Peki şunu sormak lazım. Değerlendirmelerin ardından bu değerlendirmeyi Biraz geç yapmadınız mı? Yani oyuna çıkış tarihi vermeden Oyunu ön siparişi açmadan bu değerlendirmeyi yapamadınız mı? Yani bu soruyu sormak lazım. Sonra şu satır çok komik. FM25 seride bir nesildir yapılan en büyük teknik ve görsel gelişimi temsil ediyor. Gerçekten de yeni bir oyun motoru olacağı için bu abartı kabul edilebilir. Abartı diyorum çünkü futbol menajerin her sene bir şey vardır. Serinin en güzel oyunu diye böyle açıklamalarını görebilirsiniz. Devam ediyorum. Futbol menajer oyununun tarihindeki bu önemli dönüm noktasını Kasım ayında yayınlamak için aceleci davranarak kalitesini tehlikeye atamayız. Aceleci davranaraktan kastınız birisi o zaman size yani Sega mı diyor acele hadi çıkartın şu oyunu hemen. Bu herhalde böyle bir olay var. Bunu da bize açıkça söyleyemiyorlar. Sega bizi sıkıştırdı. Bu tarihi de Sega verdi. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Ben gerçekten bu haberi okuduktan sonra yani şu başlığı gördükten sonra ne bir paylaşım yaptım ne bir açıklama yaptım ne bir video çektim kendi kanalımda paylaştım. Futbol Manager 2025 ile alakalı hiçbir şey paylaşmamıştım zaten. Sanki içime doğmuş. Ee, güvenmedim, inanmadım çünkü. İlk kez Uğurcan senle bu düşüncelerimi paylaşıyorum. Futbol Manager yapımcıları yine şaşırtmadılar ve olabilecek en anlamsız şekilde bence bu süreci yönetiyorlar. Yönetmeye de devam edecekler gibi görünüyor. Mart 2025'te oyuna çıkıp çıkmayacağı net değil. 1 Mart'ta mı çıkacak? Mart'ta çıkarsa 30 Mart'ta mı çıkacak? O da belli. O da bir ay demek. Bol Manager'ın bu kadar rahat olmasının tek bir sebebi var bence. Rakibinin olmaması rakip olmayınca da yapımcılar istedikleri gibi bu sahada at koşturuyorlar. Uğurcan görüşmek üzere. Evet. Herkese selamlar. Bugün sizler için aslında Manager ile ilgili farklı bir bilgilendirme videosu veya işte yorum videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için Mediascope Spor için çekmiş olduğum bir video bu. Futbol Manager 2025'in ertelenmesi sebebiyle aslında. Öncelikle Mediascope'a teşekkür ediyorum bu videoda bizleri de bulundurmak istedikleri için. Çünkü biliyorsunuz Futbol Manager genel manada sosyal medya ve diğer yayın mecralarında çok önem verilen bir oyun ve içerik değil. Ondan dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ikinci konumuz değil asıl konumuz aslında Futbol Manager 2025'in Kasım'ın 26'sından Mart ayının hangi günü olduğu belli olmayan bir güne erteleniyor olması esasında çok büyük tepkiler ortaya koyduk hepimiz ama bu tepkilerin karşılığının olmadığını bilmek daha da üzücü esasında ee, sinir bir süre sonra kendisini hayal kırıklığına bırakıyor bu konuyla ilgili Bu Manager zaten son dönemlerde yaklaşık 3 seridir aynı oyunları çıkaran bir yapıda ee, üstüne ufak değişiklikler tema renklerini değiştiriyorlar vesaire gibi çalışmalar sonrasında e, siz bizlere aynı oyunu yediriyorlar aslında o data güncellemesiyle. Football Manager 25 için değişiklik e, sinyalleri vermişlerdi yaklaşık 1,5 sene önce yani FM24 bile çıkmamıştı yanlış hatırlamıyorsam. E, bu süreçte oyunun daha iyi olacağını 25'ten itibaren yeni bir çağın başladığını falan gibi söylemlerle bize anlattılar. Ta ki Eylül'ün 30'una geldiğimizde Football Manager 25 ile ilgili tanıtım şablonunu ortaya çıkarttıklarında biz aslında bazı şeylerin yolunda gitmediğini anladık. Football Manager 2025'in Eylül ayında görselinin paylaşılmadığı bir dönem yani daha doğrusu Football Manager'ın görselinin senin paylaşılmadığı bir dönem maç motorunun görsellerinin paylaşılmadığı bir dönem olmamıştı diye hatırlıyorum yani şimdi 26 Kasım'da ertelenmişti oyun öncesinde 9 ya da 10 Kasım olarak açıklanmıştı 26 Kasım'dan 15 gün önce beta çıktığında 14 Kasım civarını yapar işte 13 Kasım civarını yapar. Yaklaşık bir buçuk aylık süre kalmışken oyunla ilgili biz hiçbir şey bilmiyorduk. Kadın futbolunun geleceğini ve ağırlıkların kaldırılacağını, milli takımı yönetilmeyeceğini zorunluluktan biliyorduk. E bunların karşılığında baktığımızda bize sunulan hiçbir şey olmayınca da haliyle hepimiz bir işkillendik ve betanın çıkıp çıkmayacağı, efendime söyleyeyim oyunun çıkıp çıkmayacağı, oyunun doğru dürüst baksız çıkıp çıkmayacağı gibi bir sürü aslında teori ortaya çıktı. E bu teorileri de değerlendirdiğimizde aslında beklenen malumun ilan diye bir laf var. Ee, o oldu aslında futbol Manager 2025 için. Benim kızgınlığım ön siparişi açmaları bu oyunu. Madem böyle bir durum vardı. Çok değerli Miles Jacobson bunları çok iyi biliyordur. Ee, uçak biletlerimi erteledim. Onları erteledim. Bunları erteledim gibi fakir edebiyatıyla Türk siyasetçi tavrılarıyla e, insanları etkilemeye çalıştığı haliyle ve etkiledi aslında. Hala benim e, YouTube videomda iyi oldu bir yandan. Kötü bir oyun çıkacağına e, hiç çıkmasın şeklinde yorumlar var. Ama atladığımız bir nokta var. Bu oyun bir menajerlik oyunu ve sezonsal ilerleyen bir oyun. Yani futbol Manager 24'ü almamızdaki amaç güncel kadrolarla oynamak istememiz. Futbol Manager 25 çıktığında Mart ayında sezonu neredeyse dünkü videomda da belirttiğim gibi Manchester City belki şampiyon olarak tamamlamış olacak ve bizim buradaki hevesimiz ne noktada olacak. Tabi şunu da bilmiyoruz bu arada. E, Mart'ta çıkacak oyun belki de Eylül kadrolarını kapsayacak yani. Neyin ne olduğu da belli değil. Ocağı ertelemişler. Oyunun tanıtımını tamamen. Tamamen bir skandal. E, tamamen oyunculara saygı ve iş bilmezliğin geldiği son nokta tekellik diyebiliriz bunu aslında. Futbol menajerin karşısında bir menajerlik oyunu futbol anlamında çıkmadığı sürece biz bunları çok dinlemeye devam ederiz. Sinirden çok da küfür ederiz, çok da konuşuruz ama hiçbir çözüm olmaz. Bence skandal büyük bir sorumsuzluk ve e, iletişim eksikliği olarak adlandırabilirim ben bu durumu. Durum bundan ibaret. Zaten sizler de bunun takdirini kendiniz bulunabilirsiniz. Tekrardan Mediascope Spor'a teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın kadın bay bay. Selamlar ben Emre 37 yaşındayım CM0304'ten bu yana bütün futbol menajer oyunları oynayan biriyim. Yaklaşık 20 yıldır bu oyunların tamamını her yıl oynuyorum. Ee, ülkemizi de İngiltere'deki Dünya Kupası'nda temsil ettim bu oyunla alakalı e-sporla. Ee, hafta içi FM e, 2025 alakalı bir haber geldi. Ee, oyunun 6 ay ertelendiğini öğrendik. Tabii ilk öğrendiğimde büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Hani sonuçta oyun bir ay sonra çıkacaktı. Ee, bunun beklentisi içindeydik. Heyecanlıydık yani. Sonuçta bu oyun bizim için bir tutku haline geldi artık. 20 yıldır oynuyoruz. Hani benim açıkçası tek eğlencem Tek ilgilen, tek oynadığım oyun bu oyun. O yüzden ben de büyük bir hayal kırıklığı oldu oyunun altı ay ertelenmesi. Tabii sinirlendik bayağı, niye böyle oldu. Ama sonrasında düşündüğümde e, eğer ki oyun kötü olacaksa tabii ki çıkmaması daha iyi oldu. İyi olacaksa bekleyelim, artık o düşüncedeyim. Ben oyunun herkesin aksine e, gelişeceğini, daha iyi olacağını düşünenlerdenim. Genelde e, herkes tam tersini düşünüyor ama ben farklı düşünüyorum bu konuda. Bence oyun bir büyük bir adım atacak. Daha iyi bir oyun haline gelecek. Nasıl CM'den PM'ye dönüşte oyun nasıl değiştiyse, nasıl ilerlediyse. Ben PM 25'ten sonraki süreçte de bu oyunun daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii son yıllarda baktığımızda FM özellikle 21'den sonra 22, 23, 24 sürekli aslında aynı oyunu oynuyorduk. Bir değişim gerekiyordu. E, bu değişimde demek ki bir yılda veya bir buçuk yılda bunu yapamadılar. Öyle düşünmek istiyorum. Bekleyeceğiz. 2, 6 ay daha, 5 ay daha bekleyeceğiz. Ben oyunun inanıyorum ki iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım umuyorum beklediğimize değecek. İnanıyorum yani güzel bir oyun olacaktır. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ ol Herkese merhabalar. Ben Ali Emre Türk. Bugün sizlere futbol Manager 2025'in çıkış tarihinin ertelenmesi hakkında kendi fikirlerimi beyan edeceğim. Malumunuz 26 Kasım'da Football Manager 2025, kendi serisinin en öne çıkan serisini 2025'te çıkartacak çıkartacak, oyun motorunu değiştirecek, çeşitli yenilikleriyle kendi alanında devrim yaratacağını belirtmişlerdi. baktığımızda herkesin büyük beklentisi olmuştu çünkü e, yıllardır artık futbol majörün e, tekelleştiğinden mi artık bilemiyoruz. Muhtemelen bunun çok büyük bir katkısı var. Bundan dolayı bir e, sürekli kadroları güncelleyip benzer oyunları piyasaya sürerek hani daha çok maddi yönde bir gelir e, elde etme amacındaydılar. Tabi bu maddi boyut elbette ki önemli ama hani yıllardır e, bu oyuna emek vermiş birçok kesim vardı. E, bununla kendine iş edinen insanlar, e, kafa dağıtmak için bu oyuna girip gerçekten çok zevk alan insanlar var hali hazırda kitlesi de gitgide büyüyor. Şimdi bu insanları biraz artık futbol menajer önemsememek demeyeyim de biraz fazla dikkate almadı. Hani e, zaten mecburlar tek biz varız, e, biz bu piyasaya geldik, e, tekelleşti dediğimiz gibi bundan dolayı da futbol menajer biraz e, kitlesini önemsemedi açıkçası. Bundan dolayı 26 Kasım'da hani büyük bir duyuru ile duy, açıkçası çıkacak futbol Meclisi 2025 mart ayına ertelenmiş. mart ayının hangi gününde çıkacak onu da bilmiyoruz tabii ki. Yani çok amatörce bir yaklaşım içerisinde oldular. Çünkü yıllardır bekliyorduk. Malumunuz en büyük yenilikler ne zaman olmuştu en son? E, 3D motordan ben e, başlamak istiyorum. 3D motor e, 2009 yılında Football Manager ile hayatımıza girdi. Daha sonrasında e, büyük yeniliklerini çok 2013 e, serisinde yaptığını ben hatırlıyorum görsel anlamda oyun motoru anlamında. Neyse gelelim konumuza. E, i̇lk değişikliğini oyun motoruyla yapacaktı. Hani daha görsele yönelik daha e, büyük yeniliklere adım atacaktı. Unity adı altında oyun motoru adı altında. Tabi herkes futbol manager tutkuları tutkunları artık demişti hani çok güzel bir e, oyunla artık karşılaşacağız tamam zaten seviyoruz elbette ama daha e, beklediğimizi alacağız gibi e, bir beklentiler vardı açıkçası ben de de vardı aynı zamanda Hani yıllardır oynuyorum e, 4 yıldır da futbol manager içerik üreticisiyim yani baktığımızda herkes bekliyordu ama bu amatörlük futbol manager'a gerçekten Hani yakışmadı demeyeceğim yakıştı. Çünkü yıllardır e, oynayanlarını, oyuncuları, kitlesini fazla önemsemiyordu. Bundan dolayı da hani bu amatörlüğü e, nasıl toparlayacaklar bilmiyorum. Benim nacizane e, görüşüm şu şekilde olacak. Futbol Major 2025 belki e, çok güzel olacak. Hani gerçekten tüm oyuncularının çok sevici hatta yeni oyuncular kazınca bir seri olabilecek bunda hem fikir olabiliriz. Devam edelim. Bu şekilde çıktı oyun. Tamam. Ne olacak sonra? Football Manager yine her zaman olduğu gibi tekel olmasının sebebiyle 26'da da 2026-2027 bu şekilde kadro güncellemesiyle devam edecek. Belki oyun motorunu vesaire 27-28 bandında e, oturtmuş olacak. Ama en büyük değişikliği dediğimiz gibi 25'te yapacak. Lakin sonrasında yine tekerleşmenin verdiği e, özgüvenle futbol menajer yine kadro güncellemesiyle devam edecek. Ama bunu bir de diğer türlüsü var. Ne dedim? Hani futbol Manager 2025 çok güzel olarak çıkıp e, bu e, ertelemenin önüne geçebileceği yönünde bir fikrim var. E bunun aksi olursa ne olacak? E aksi olursa artık futbol Manager 2025 Gerçekten piyasaya çıktığında e, Biz tabi burada oynayacağız herkes izleyenler de <laughs> Hani bizlerin Sosyal medyanın e, doğrultusunda oyunu al alıyor doğal olarak Baktığımızda Beklentiler düşük olursa ya da çıktığı oyunda gerçekten o Futbol Manager oynadığımızı biz e, hissetmezsek Büyük bir oyuncu kaybına gidecektir Futbol Manager 2025 e, Şöyle Kısaca e, sonlandırmak istiyorum. Futbol Manager 2025 özelinde baktığımızda e, biz yine Futbol Manager'ı oynayacağız. Hani 2025 çıkacak ben yine içerik üreticisi olarak oynayacağım. Lakin şöyle bir durum var. Futbol Manager 2025 eski oyunlarının diğer serilerinin zevkini vermediği takdirde... ...biz FM severler olarak Futbol Manager 2024 başta olmak üzere eski serilerden devam edeceğiz. Çünkü FM e, sevgimiz... Bağımlılığımız e, bu şekilde bizim yine hani Çünkü buradaki Demek istediğim nokta bizi kendilerine mecbur e, Biliyorlar a, diye demek istemiyorum ama gerçekten Böyle bir özgüvenleri var e, Futbol Menajer'in Dileriz e, Beklentileri çok aşar Wow Diyerekten güzel bir oyunla karşılaşırız Temennimiz o yönde Hani en azından şu son süreci de Mart'a kadar da futbol menajeri 2024'ü de Bu süreçte Kadro güncellemesi ve genel bir güncelleme yaparak revize ederse küçük güncellemelerle o o döneme kadar bizi idare etmeye çalışacaklardır. Onu da e, rica etmiş olalım zaten düşünüyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü bunun aksiyonu gerçekten e, çok komik olacaktır diyelim. Futbol Manager 2025'in e, ertelenmesi hakkındaki fikirlerim benim bu şekildeydi. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. E, selam Uğurcan. Öncelikle teşekkür ederim görüşlerime yer verdiğin için. E, şimdi şöyle, e, ben rekabetle gelişen firmaları genellikle oyun sektöründe çok seviyorum. Ve gördüğüm kadarıyla da rekabetin eksikliği üzerinden futbol menajerler tamamen salmış durumda. Şu yani Bir örneklendirmek gerekirse, mesela en güzel FIFA'lar bence PES'in, de çok iyi olduğu dönemlerde çıkan FIFA'larda PES de mesela çok kuvvetli. Hani en keyifli FIFA'ları o FIFA mı PES mi tartışmalarının en yoğun yaşandığı dönemde aslında görüyorduk, e, izliyorduk, tecrübe ediyorduk. Bunun bence en güzel örneklerinden biri NBA Live ve NBA 2K 2K serisiydi. Çünkü NBA Live sektör domine ediyordu. Biz bir haber duymuştuk. İşte NBA 2K e, vardı belki de önceden. Ben bilmiyordum ama biz lisedeydik o zaman. işte 2006 gibi, 2005 gibi falan. PC'ye gelecek. işte acayip bir oyun diye duymuştuk o zaman. Çok heyecanlanmıştık. Ve NBA 2K şu anda işte sektör domine ediyor. Onlar da tamamen e, para kazanma odaklı bir firma haline geldi. Aynı FIFA'nın işte Ultimate Team'ini yavaş yavaş şey moduna sokması gibi. Pay to win. Yani para da kazan gibi. Futbol Manager da ee, bence iyi bir championship rekabetine girmesi gerekiyordu. Evet biliyoruz o futbol menajer bir ayrılıktan sonra 2005 ya da 2006'yı yanlış hatırlamıyorsam bir ayrılıktan sonra tamamen yön değiştirdi. İlk başta bir futbol simülasyonunu ciddi olarak benimsediler. Gayet güzel idare ettiler ama e, 2000 yani yanlış hatırlamıyorsam 2019-2020'den itibaren çıkan oyunların aslında hepsi aynı çok küçük değişiklikler oldu, çok küçük taktiksel varyasyonlar eklendi. Hani bazı mevkilere işte biz o görev verebiliyorduk, oyuncuya o talimatı verebiliyorduk. O i̇şte onu biraz daha kolaylaştırdılar, ona bir isim verdiler. Mesela Mezela gibi vardı zaten. Biz bunu zaten yapabiliyorduk baktığınız zaman. İtalyan orta saat tiplerini eklediler. Şimdi onları kaldırdılar. Mesela geçen yıl ya da ondan önceki yıl, şimdi tam net hatırlamıyorum ama mesela işte biz küçük oranların bile önemli olduğu fitness'a öne bakıyorduk oranlarda. Onu sadece sanki telefon oyunu gibi bir dairenin içine aldılar. O çok değişik bir değişiklikti. Yani %92 ile başlayan, işte atıyorum %90 ile başlayan oyuncu yeşildir ama işte maça çıkınca o giderek turuncu oldu ya da onun renk şeyi neyse şimdi hatırlamıyorum. Ben skin kullandığım için tam olarak şeyini de hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Ama o değişime bile önem veren hani böyle küçük küçük ayrıntılarla yaşayan bizler için çok acayip bir e, şeydi. Onu da kaybettik. Şimdi de ki diğer arkadaşlar, yayıncılar e, de da değinmiştir buna eminim. E, şimdi önümüzde de şöyle bir kriz var. Bu oyunun çıkmayacağını biliyorlardı. Fakat nedense erken erişimde bir para toplama durumu oldu. Hani bir şey yaptılar işte bize para. Tabii ki iadeler oluyordur ama bu da community, topluluğu. Birazcık dolandırma yoluna girmiş oluyor. Yani çok kırıcı bir yol. Bunu hiç seçmeyecekleri bir yol. Şeyle ilgili ufak bir açıklama görmedik. E, ne yapacaklar? ver Yani mesela güncelleme getirecekler mi bu yılki transferlerle ilgili? Ama bu yılki transferlerle ilgili güncelleme getirirlerse o zaman e, 2025'in Mart'ta çıkmasının ne anlamı kalacak? Bana kalsa yapmaları gereken yol aslında çok belli. Çok bedava bir güncelleme ya da çok çok cüzi bir ücretli bir DLC paketi ek paket yayınlayıp bu yılın oyuncu oranları ve transferlerini ekleyip ona yenilikleri de artık 2025 pas geçip FM 2026 da Eylül ayında hatta Ağustos ayında çıkarmaları. Hani 2025'i yapmayın. Bunu bir DLC yapın. Ya ben bunu mesela şu örneğinde çok seviyorum abi. Euro Truck ki ben de arada bir hani girip oynamayı sevdiğim oyunlardan biri. 2012'de çıktılar. Sonra sürekli güncellemeler ve ek paketler getirdiler. Bu ek paketlerin şöyle de bir özelliği oldu. Ek paketler geldiği sürede e, adamlar oyundan bile pahalı ek paketler sattılar. Ve aldılar. İşte hoşuna gidiyorsa işte Akdeniz kıyılarının oldu ek paket aldın. Hoşuna gidiyorsa Amerika yollarının oldu ek paket aldın. Aldın da aldın. Yani bu şekilde de bir gelişme yapabilirdi. Bence 2022'den ya da geçen yıl mesela DLC olarak bu yılki oyunu yayınlayıp 2024'ü yayınlayıp 2025'e kadar zaman kazanabilirlerdi. Ama bu yola gitmediler. Birazcık kendilerinden büyük bir hedef belirlediler. Bu beklentilerin de altında ezildiler. Tabii ki kadın futbolu bu gelişen sektörde ve harika rekabetin olduğu ortamda bence çok değerli. Eklenmesi gerekli bir şey. Onu evet çok çok değerli ama bunu ekledik biz milli takımları kaldırdık o zaman database'den de. Birazcık kırıcı oluyor. Bu sefer siz oyundan bir şey alıp bir şey çıkarmış oluyorsunuz. Ve e, zaten topluluk e, bir ipin üstünde ilerliyordu size karşı sevgi nefret ilişkisinde. Artık çok kişi nefrete döndü ve ben bundan sonra futbol menajerinin karşısına çıkacak rakibin ki ben bu firmaların niye de halen karşısına çıkmadığını da anlamıyorum. Karşısına çıkacak rakibin gerçekten bu tahtı sarsabileceğini düşünüyorum ve tam zamanı. Umarım rekabetsizlik biter. Karşısına ciddi olarak rakipler çıkmaya başlar. Ciddi olarak oyunları görmeye başlarız. Ve Mart ayında çıkacağız diyorlar. E Mart ayında FIFA da bedava oluyor genellikle. baktığınız zaman işte Game Pass'e geliyor. Yok şeye geliyor falan bir dolu yere geliyor. E yani her şeyi kaybetmiş oluyorsun. Şimdi tam sırası bence bir DLC paketini duyurup çıkartmaların ancak o şekilde gönüllü alırlar. Hatta bundan bence ücret de almamaları lazım. İlla alacaklarsa da çok cüzi bir ücret bunu e, yansımaları gerekiyor. Ki bir özür e, altyapısı, özür mahiyetinde olacak. Şimdi bu kadar. Başka ekleyeceğim bir şey yok. Birazcık yaşayıp göreceğiz bu süreci. Çünkü böyle bir süreçte yaşamamıştık. Yani acayip bir devrim niteliğinde oyun çıkaracağız dediler. Hakikaten devrim niteliğinde oyun oldu. Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da çıkan oyun Mart'a kadar ayrı en büyük devrim yani Mart'ta çıkaracaklar oyunu. Çok teşekkürler tekrar görüşlerime yer verdiğin için. Başka ekleyecek bir şey yok. Birazcık yaşayıp göreceğiz. İki tane güncelleme yayınladı iki ayrı futbol menajer hesabı sitesi. Onları da sizler deneyeceksiniz. Biz de sayfalarımıza taşıyacağız. Oradan da okumayı, takip etmeyi unutmayın. Hani o deneyimlere göre bir tanesiyle başlayacağız ama ya tarih hiçbir şekilde atlanmıyor editörde bildiğim kadarıyla. Yani 2003, 2023'te başlıyor. Bütün oyuncuları bir yaş aldırmış olsanız dahi. O da ve Euro 2024 gelecek falan. Bütün takvim, bütün program karıştı, garip bir e, güncelleme paketleri yayınlıyorlar. Yani ama insanların delinden gelecek hiçbir şey yok. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkürler. Şimdilik hoşça kal. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Mediascope'tan Uğurcan Kanca. Bu videoda videonun içerik editörlüğünü ben üstlendim. Aslında Football Manager 2025'in geç çıkacağının açıklanmasından sonra böyle bir video yapmak kafamda vardı. Fakat kendim çıkıp konuşmak yerine Komünitenin, topluluğun hemen hemen herkesin e, birilerini alabileceğim bir video tasarlamak istemiştim. Ve amacıma da ulaştım. Buradan e, videomuza konuk olan herkese teşekkür ediyorum. Ve toparlamak babında aslında e, sports interaktive e de verdiğimizi anlatmak babında burada sanırım ortak noktada buluştuğumuz konu bizim futbol menajeri çok severek e, oynadığımız... Fakat Sports Interactive'in ve Futbol Manager'ın bizimle, bizim onlarla ilgilendiğimiz kadar yeterince iletişime geçememesi. Çünkü e, tabii ki de bir oyun yapıyorsanız bu 7-8 sene yapılan oyunlar var. Siz bir senede bir, o oyunu bitirememiş olabilirsiniz. Bu çok normal ve anlaşılabilir bir şey. Fakat e, siz insanlarla hiç iletişime geçmeden bir anda bir yazı yayınlayıp ve bu oyun 2 ay öncesinden ön siparişe çıkarmışken ve oyundan belirli görüntüler yayınlamışken bu oyunu bir anda 4 ay sonrasına çıkış tarihine ertelerseniz bu insanların tabii ki de tepkisini çekmesinin çok normal bir nedenidir. Aslında biz bu videoyu çekmek isterken burada biraz serzenişte bulunmamızın nedeni de ol manager yapımcılarının Oyuncularıyla ve kitlesiyle doğru düzgün iletişime geçememesiydi. Çünkü yani çıkmayacak bir oyun 2 ay öncesinden de aslında belli olur. Peki siz neden Steam'den, Epic'den birçok e, oyun alabileceğimiz ve kütüphaneye ekleyeceğimiz platformdan o oyunları ön siparişe çıkartarak, insanları heyecanlandırarak ve bir nevi para toplayarak neden bu şekilde iletişime geçmeyi tercih ettiniz? Bizim serzenişte bulunduğumuz konu buydu. Çünkü evet futbol menajer çok güzel bir oyun olabilir. Evet hepimizin ilgisini çekebilir. Evet siz buna kadın futbolu gibi işte oyunun arayüzünün gelişmesi gibi çeşitli çeşitli yenilikler ekleyebilirsiniz. Ama aslında bizim istediğimiz yani burada bizden kastımız e, futbol menajerinin oyuncu kitlesinden bahsediyorum. Bizimle doğru düzgün iletişime geçilmesi ve bize bunların anlatılması. Yani bir yazı parçasıyla e, insanlara ulaşmanız sizin açınızdan çok doğru olmayacaktır. Ball Manager'ın Türkiye'deki kitlesi konuya gayet sessiz kalmıştı. Ben de böyle bir video hazırlayarak e, insanların fikirlerini aldım ve e, aslında birçok şey yazdık biz yani e, ball Manager'la ilgilenen insanların çoğuna ulaşmaya çalıştık. Ulaşabildiklerimiz oldu, ulaşamadıklarımız oldu, ulaştığımız ama belirli sebeplerden dolayı videoyu gönderemeyen insanlar oldu. Ben buradan hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında bu videoda da fikirlerimizi dikkatli dinlerseniz hepimizin ortak noktada bir nevi buluştuğunu buluştuğumuzu düşünüyorum. Bu videoyu da tasarlayan ve üreten kişi olarak buraya kadar izleyen videoyu herkese çok teşekkür ederim. Eğer bizi desteklemek isterseniz kanalımıza abone olup like atıp bizi çok mutlu edebilirsiniz. Segundo Volante'yi de e, takip etmenizi bu kişisel nacizane isteğim. Tekrardan e, videomuzu konuk alan tüm konuklarıma buradan tabii ki özelden onlara teşekkürlerimi ilettim. Ama buradan da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hepsine e, çok minnettarım. Ball Manager kitlesinin sesimizi duyurmamıza yardımcı oldukları için herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.